Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde seçim heyecanı yaşanıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesinde konuşan başkan adayı ve Kumsmal AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla şunları söyledi. 2010'dan beri bu kooperatifte üyeyim. Ben de adaylığımı 2 yıldır görev yaptığım kooperatifte sıkıntıları, sorunları gördüğümüz için mevcutta da aynı zamanda AVM'nin başkanı olarak konuları, problemleri, sıkıntıları yani birilerine peşker çekmek değil, bunun için aday olduk. Bütün mağdur olan üyelerimizin, sessiz üyelerimizin sesi olmak istiyoruz. AVM'de veya imalat kısmında kooperatifimizin tamamen üstündeki olan insanlar birebir ikili ilişkilerle iş yürütülmesini istemiyoruz. Bu konuda malımıza sahip çıkmak için İşin başına geçtik. Kooperatif mağdur olmak istemiyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Ercan Bey ile fikir ayrılıklarımız oldu. O ben yaparım, ben söylerim demesiyle olmaya çalışıyor. Biz de asla yazılı, ihaleli, üsüllü olmadığı sürece buna karşı geliyoruz. Karşı geldiğimiz için anlaşamadığımız noktalar burada. Birebir yüklenici firmalar, müteahhitler, bugün yeminli mali müşavir bile ben söyleyeceğim olacak diyor. Yönetim kurulunda karar alacağız olacak diyor. Biz asla böyle bir sorumluluğa giremeyiz. Özellikle imalat birimlerindeki maliyet hesaplamasının üstüne artı şu kadar daha bir rakam koysak, yani 3 milyar TL'de koysak, imalatçıların hiçbiri haberi bile olmaz. Dediği kelime bizi çok üzdü. Burada kooperatifte bu işler böyle yönetilmemesi lazım. Kesinlikle genel kurul kararlarıyla olur, gerçek faturalarla olur bu maliyet hesaplaması. Maalesef yanlış yönlendirmeyle yol kat edemedik. Tapular normalde bütün imalat birimlerimizin tapuları hazır ama maalesef bu konuda Ercan Bey'le anlaşamadığımız için maalesef süreci sağlıklı yönetemedik. Bugün aday olduğumuzun en önemli meselesi. Biz bu konuda gönül verdik. Bu kooperatife üye olduğumuz için emeklerimizi verdik. Paralarımızı buralara harcadık. Biz de bu kooperatifi kolay kolay bırakmayı düşünmüyoruz. Biz malımızın sahibiyiz. Malımızın başındayız. Bu konuda fikir ayrılığımız oldu. Şimdi burada üyeler ortalama 2005'ten beri burada imalat bilimleri yapıldığı için imalat bilimlerinde hiçbir zaman imalat birimlerinin hiçbir dediği olmamış. Sahip çıkılmamış. Ben çok üzüldüm sahada bunu gördüm. Ben gerçekten de o için dolaşmak istemezdim. O insanlarla sohbet etmek, ticareti nasıl geliştirir bunları konuşmak isterdim ama maalesef bunları konuşamadık biz kendisi imalatlarla. Hep sordukları soru şu, biz neden bugün geldiniz diye sorduklarında biz şu cevabı verdik bundan sonra nasip olur da bu görev bize tebliğ edilirse biz imalat birimlerin sesi olacağız. Bütün ürünlerini yaptıkları ürünleri dünyaya tanıtacağız. Evet biz bugün AVM'nin başkanı olabiliriz ama şu ana kadar açıldı açılalı bu görevi yürütüyorum ama bana verilen görev buydu. Madem öyleydi Ercan Bey çıkaydı sahaya imalatçı kardeşlerimizi gezeydi sorunlarını tek tek dinleyeydi. Sorunlarının çözümleri kolay. Ama sorun şu, çözemediğimiz mesele biz de biliyoruz sorunu. Ama müteahhitlerle ikili ilişkilerden dolayı imalat birimleri hiç gün yüzüne çıkmamış. Nasip olur bu görev bize tebliğ edilirse biz imalat birimlerinin başkanı olacağımızı şimdiden ilan edebilirim. Sıkıntı yok ben bu konuda gönül verdim bu işe. Tek taş duvar olmaz ben bu konuyu tek yapayım diye bir düşüncem de yok. İmalattaki bütün abilerim yönetimde ağırlıkta olmak üzere biz bütün 40 kişilik bir ekiple bu işi cani gönülden yürüteceğiz ve kooperatifte mağdur olmayacağız inşallah. Projelerimiz tabii var. Öncelikle bizim projelerimiz şu. Öncelikle bütün üyelerimizle hesap konusunda mütabık kalmamız gerekiyor. Muhasebede maalesef Ercan Bey'in kayna olduğu için biz şu anda verilere tam ulaşamıyoruz. Geçen bir satış oldu burada buna şahit olduk. Müşterinin bu konuda e, benim borcum şu kadardı. Uğur Bey diyor bu kadardı. Müşteri bu kadardı derken 57 bin TL eksik ödedi. Ya böyle bir şey olmaz. Muhasebe kayıtlarında böyle bir şey asla olmaz. Elma ise elma, armut ise armut. Bu konu yani biz öncelikle bütün üyelerimize hesabımızı Karşılıklı mütabık kalacağız. Fak yazılmış, faiz yazılmış, çift kere hesaba girilmiş. Bunlar çok ya yanlış şeyler var. Önce bunu düzelteceğiz. Birinci şeyimiz bu. İkincisi tapularını ha hak ettiler. Ben de dahil üyeyim. Hak ettiğimiz tapumuzu borçsuz almak istiyoruz. Üzerlerinden hepsinin tamamında kooperatifin mal varlığında tamamında şey var, banka şeyi var. Biz bunu kaldırarak üyelerimize mağdur olmadan tapularını dağıtacağız. Tapular hazır ama maalesef hesaplama konusunda hata olduğu için Ercan Bey'in diretmesine rağmen yaz gitsin imalatçıları deme söylemiyle biz yapamazdık maalesef. Hak var. Doğru bir tane başka bir doğru aramaya gerek yok. Söylemle olmaz bu işler. Biz inşallah ikincisi tapularını halledeceğiz. Üçüncüsü de benim çok hayal ettiğim, üzerinde özellikle durduğum imalat birimlerindeki bütün sessiz üyelerimizi tek tek gezerek, ziyaret ederek ürünlerini katalog kitapçık haline yaparak dünyada tanıtımına başlayacağız. Biz birlik olursak, beraberlik olursak biz çok şeyin üzerinde geliriz. Birlikte bereket var düsturuyla bu işimize devam edeceğiz. Müzik